Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi açılar konusunun 6. köşe taşında kalmışız en son. Hemen bira bismillah diyelim ve bakalım nasıl çözeceğiz soruları görelim. Evet, birinci sorumuz M'nin abisi dediğim kural. Kimileri buna tarak kuralı diyor, kimileri kral tacı kuralı diyor. İsimler çok önemli değil arkadaşlar. M'nin abisi diyorum ben de. Sanki böyle alt alta bir sürü M kuralını dizmiş gibi bir şekil gördüğüm için böyle dedim. Şimdi buradaki kural tıpkı M'deki kuralın aynısı. Sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa bakanların toplamına eşit olacak. Fakat burada minik de bir şartımız olacak dostlarım. Şöyle birazdan açıklayayım onu. Şimdi bakın 30 ne tarafa bakıyor? Sol. 55 ne tarafa bakıyor? Sağ. 65 sol. İşte şartımız da şu. Diyor ki şart. İlk başta açı sola mı baktı? Bir sonraki mutlaka sağa bakacak. Yani biri bir yöne bakarken bir altındaki diğer yöne bakmak zorunda. Sol, sağ, sol. Demek ki burada ben hangisini alacağım? Sağ tarafa bakan şu Y dediğim açıyı alacağım dostlar. Yani burada hatalı bir işlem yaptıysanız X'i alarak yapmışsınızdır. X'i almayacağız. Sağ tarafa bakan Y'yi alacağız. Şimdi sol tarafa bakanlar 65 ile 30 yazıyorum. 65 artı 30 eşittir. Sağ tarafa bakan 55 ile y'nin toplamına. 55 artı y. Peki 55'i bu tarafa atalım. Şu 65'ten çıkarırsak 15 kaldı burada. Artı 30 eşittir y. Demek ki y eşittir 45. Tabii y 45 ise burada bir doğru açı var dostlarım. Yani ölçüsü 180 derece olacak. 45 buradaysa 180'e tamamlamak için de 135'i işaretledim dostlarım. Aa, pardon, bu 55'ti değil mi? Burada 10 kalır. Tamam, yanlış işlem yaptık. Demek ki Y 40 çıkıyor. Y 40 ise burası da 140 olacak. Şimdi oldu. Heh. Tamam, bir denizliymiş. Geldik 2'ye. Evet, bakın burada da M kuralı var dostlarım. Hemen birkaç tane M kuralı yapıp olayı bitirelim. Hemen ilk gördüğüm M, şu en dıştaki M. Bakın şu 105'i de içine alan M'yi size de gösterdim. Şöyle kırmızılaştırdım bunu. Buradaki 3A sağ tarafa bakıyor. 3B sağ tarafa bakıyor. 105 sola bakıyor. Kuralı yazıyorum. Sağ tarafa bakan 3A ile 3B'nin toplamı sol tarafa bakan 105'e eşit. Hemen 3'e bölüyorum hepsini. Demek ki A ile B'nin toplamı 35'miş diyorum. Bu cebimde dursun. Peki bir de şu M'yi görelim dostlarım. Bakın şu iç M var bir de şurada. Şurayı görelim hemen. Mavi ile çizdiğim M. Bakın 2A sağ tarafa, 2B sol tarafa, X sağ tarafa, X de sol tarafa bakıyor. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 2A ile 2B'nin toplamı X'e eşit olacak. Şimdi A ile B'nin toplamı 35 ise 2A ile 2B'nin toplamı da 70 yaptı. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, yeni nesil sorumuzdayız şimdi de arkadaşlarım. Bunu biraz daha küçülteyim, siz de daha rahat görün. Bir sucuk üreticisi üretilen sucukları asmak için şöyle yapalım. Üretilen sucukları asmak için paralel 3 direk dikip uç noktalarına birer ip bağlıyor ve ardından sucuklar asıldığında ipler doğrusal duruma gelip aralarında şekilde verilen açılar oluşuyor. Buna göre ortadaki direğin sağında ve solunda kalan ipler arasındaki açının ölçüsü nedir diye bir soru sormuş. Dostum, burada bir M'nin abisi kuralı var ya da şurayı kapattığımda sol tarafta bir M kuralı, burayı kapattığımda sağ tarafta bir M kuralı. Yani ister iki tane M yapıp şuradaki açıları bulup toplarsınız ya da direkt M'nin abisi kuralı yapıp işte yukarıya bakanların toplamı aşağıya bakanların toplamına eşittir deyip direkt bir kuraldan da bulabiliriz. Hadi gelin biz iki tane M yapalım. Önce şuradaki M harfini görelim dostlarım. Bakın şöyle. 45 ile şuradaki açı aşağıya bakıyor, 100 yukarıya bakıyor. 45 ile bunun toplamı 100'e eşit olacak o halde. Demek ki burası 55 derece olacak. Geldim buradaki M kuralına. Bakın 85 aşağıya, şuradaki açı aşağıya, 130 yukarıya bakıyor. 85 ile buranın toplamı 130 olacak.
Demek ki burası 45 olacak arkadaşlarım. Buraya da 45 yazalım. Doğru söyledim değil mi? 120-130 yapıyor. Bize de ikisinin toplamını soruyordu dostlar. 55 ile 45'in toplamı da 100 derece yaptı. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 6 numaralı köşe taşımızı gömdük. Çevirdim arka tarafı ve 7 numaralı köşe taşındayım şimdi. Hemen birinci soruyla başlayalım. Biraz yakınlaştırayım. Şöyle iyi. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Burada U kuralını öğreneceğiz dostlarım. Urfa'nın U'su. Şöyle, hatta daha çok yana yatmış bir şekilde C harfi şekliyle gözükür. Sorularda böyle daha çok gözükür. Ve deriz ki şuradaki iki açının toplamı kesinlikle 180 derece olacak. Şimdi bakın şurada, şurayı kapattığımda işte C harfini, yani yana yatmış U harfini görün burada dostlarım. Demek ki şu 50 ile şuradaki açının toplamı 180 derece olacak diyebilelim hemen. O halde şuraya 30 derecesin, 130 derecesin sen diyorum. Çünkü 50 ile 130'un toplamı 180. Peki kaldırdım elimi. Bakın şuradaki açıların hepsinin toplamı yuvarlak yaptı değil mi? Yuvarlığa biz ne diyorduk? Tam açı. Tam açının ölçüsü neydi? 360 derece. O zaman bunların üçünün toplamı 360 olacak. 130, 110 daha 240 yapar. 240'a da 120 eklerseniz 360 derece olur. Cevap Edirne'den geldi. Geldim ikinci soruya. Dostum, bu soruyu iki yolla çözebilirim. Birinci yol, hani daha ilk köşe taşında dedim ya, paralel doğruları sağa sola doğru uzatırsanız soruyu çözebilirsiniz. Bakın burada şu CD'yi şöyle sola doğru ya da şunu şöyle sağa doğru uzattığınızda soruyu çözebiliyorsunuz. Bu birinci yol olsun. Bir de şöyle bir yolum var dostlarım benim. Şöyle sivri bir uç gördüğümde ben törpüleme yöntemi dediğim yöntemi yapıyorum dostlarım. Nedir hocam törpüleme? Hani törpüleme dediğimiz bu, kızlar tırnaklarının böyle uzadığı zaman ucunu sivri sivri bir şey olduğu zaman törpü aletiyle düzleştirmeye çalışıyorlar ya, hikaye o. Sivri bir şey gördüğümde törpülüyorum dostum. Benim törpü aletim paralel doğru. Zaten hali hazırda paralel olan iki doğru var. Ben bunlara paralel olan bir doğru daha çiziyorum. Ve törpüleme yöntemini yaptığınızda %100 Z kuralı, %100 U kuralı çıkar. Yani nadir de olsa bazen de M kuralı çıkar dostlar. Bakın hemen şuradaki Z'yi görelim mi bakın. Şöyle kalın yapayım hatta sizin için. İşte size bir Z. 80 ise şuradaki açımızda 80 olacak. O halde buraya 45 derece kalacak. Ve bakınız şurada da bir U kuralımız var değil mi dostlarım? Şöyle bir U kuralı var. X ile 45'in toplamı 180 olacağından X olacak 135 diyebiliyorum. Ve geçiyorum 3. sorumuza. Yeni nesil sorumuz arkadaşlar. Şekil 1'de kolları birbirine dik monte edilmiş bir duvar çerçevesi gösterilmiştir. Çerçevenin B noktasındaki çivi düşünce, nerede? Heh. Çerçevenin sağ kısmı yere düşmüş ve B noktası yere temas ettikten sonra sağ duvara dayanmıştır. Peki. Başka? KAB 130. Orada bir eşit açılar var. Olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostum burada şuranın şuraya biz paralel olduğunu biliyoruz. Madem ki paralel hocam bunlar, o halde U kuralından 130 ise burası 50 olur derim. Burası 50 ise bu da ona eşitmiş, bu da 50. Ve bu adam yere dik konumluydu ya dostum, hani şurası 90 dereceymiş ya. 90 derece ise 50 buradaysa buraya da 40 derece kaldı, yapıştırın gelsin dostlar. İşte yeni nesil sorular bu kadar kolay kardeşler. Evet, 7 numarayı da gömdük. Hemen geldik 8 numaralı köşe taşımızın ilk sorusuna. Biraz yakınlaştırayım. Burada da dostlarım U'nun abisi dediğim, ismini böyle seslendirdiğim, kimilerinin kalem ucu dediği, kimilerinin füze kuralı dediği bir kuralımız var. Kuralımız da şu. Şimdi U yapmak istesek şöyle iki paralel çizgi çizip araya da bir çizgi çiziyoruz ya. Burada şöyle yapıyor dostlarım. Şöyle sivri bir uç çıkartıyor. Buna ben U'nun abisi diyorum. Burada 3 tane açımız mevcut. 3 açının toplamı 360 derece olacak. Kuralı da bu. Yani burada bakın 4x
3x daha 7x, 5x daha 12x yapar. 12x'in toplamı 360 olacakmış. Demek ki 12'ye bölersem x eşittir 30 derece gelecekmiş dostum. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, geldim 2 numaraya. Bakınız burada da bir M kuralı çıkartabilirim eğer istersem. Başka, yani şöyle şu paralel doğruları biraz şöyle uzatırsam bu tarafa doğru bir M kuralı yapıştırırım ben burada. Eğer 40'ın şuradaki iç açısını yazıp 140, 70'in iç açısını yazıp 110 dersem de az önce bahsettiğim U'nun abisi dediğim kuralı da çıkartırım ben buradan. Yani birkaç farklı yolla çözebiliyorum soruyu. Hadi biz devam edelim. 40 ise bunun tersi de 40, 70'in tersi de 70. Bakın şu M kuralını görelim hemen. Şuradaki M kuralını bir görelim. 70 ile 40'ın toplamı 110, yani şuradaki açıya eşit olacak değil mi M kuralında? 110 burası olacak. Peki 110 ise burası. Hemen 35'i çıkarttığımda ondan 5 çıktı, 5. Ondan 3 çıktı, 75 kalıyormuş şuradaki açıya. Ve bakın burada bir doğru açı var dostlarım. Bakın şu bir doğru ve doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. Hocam 75'i buradaysa x'e ne kalacak? 105 kalacak, yapıştırdık. Geldik yeni nesil sorumuza. Aşağıda ön yüzeyi dikdörtgen iki sarı apartman ve bu apartmanın arasında mavi boyalı apartman veriliyor. Peki, verilsin bakalım. Şöyle aşağı doğru indirelim. Evet, eşit açılarımızı görüyoruz. 4 tane birbirine eşit olan açılar var ve bunlar dikdörtgenmiş. Şu sarı olan binalar. Dikdörtgende bileceğimiz şey neydi dostlarım? Bütün açıları 90 derece. O zaman burası 90, burası da 90 ve bakın şurada da bir tam açı var değil mi? Şöyle yuvarlak yaptığınızda bir tam açı olur burası. Ve 90, yani 360 derece olur. 90'ı buradaysa 270 kalır şu ikisine ve 270 ise bunlarda 2'ye böldüğümde 135, 135 olurlar. O zaman bunlar da 135, 135 oldular. Buna göre de x kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi istersen yine bak şurada kalem ucu dediğimiz bir kuralımız var. Yani şunun, şunun ve x'in toplamı 1, 2, 3'ünün toplamı 360 derece olacak. 135, 135 daha 270 yapar. 270'ten 360'a kaç kaldı diye sorarsam 90 derece kaldı, yapıştırırız. Ya da şöyle yapacaktım ben. Şunu uzatıp, yani kalem ucu sorularının her birinde paralel doğruları uzatırsanız bakın şurada bir M kuralı çıkar. Her kalem ucu sorusunda paralel doğruları uzattığınızda M kuralı çıkar ki M kuralından da yapabilirsiniz. Şimdi 135 ise burası, burası 45. Yine burası da 45. Yukarıya bakanların toplamı aşağıya bakana eşit dediğinizde M kuralından da çözebiliriz biz bu soruyu. Evet, geldim 9 numaralı köşe taşımıza. Bakın 63 yılında sorulmuş sorunun neredeyse kopyasını yazmış hocalarımız. İlk sınavda sorulan soru. Ve içinde ikizkenar üçgenin olmadığı tek üçgende açı sorusudur bu arada, onu da söyleyeyim. Yani üniversite sınavında sorulmuş belki de 100 tane üçgende açı sorusu varsa 99'unda ikizkenar vardır, birinde yoktu, o da ilk yıl sorulan sorudur. O da bunun çok benzeriydi zaten, neredeyse aynısıydı. Evet, 51. 51 ise 90 ise burası, şurası ne yapacak kardeşim? 39 yapacak. Çünkü toplamlarının 3'ünün 180 olması gerektiğini biliyorum. Üçgende açının özelliği. 39. Peki 39 ise hocam şurada bir 90 derece var. O halde şurası 51. Peki hocam şurada da bir doğru açı var bakın. Şu bizim doğrumuz. Ölçüsü 180 derece. Burası 51 ise eğer ki şuraya da 129 kalmalı ki toplamları 51 ile 180 olsun. Birin cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldim 2'ye. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2, 3, 5 ile orantılıdır. Yani bir açısı 2K, 2 ile orantılı. Bir açısı 3 ile orantılıysa 3K, bir açısı 5 ile orantılıysa 5K demektir bu. Peki üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Topladım 180'i eşitledim. 5, 8, 10K, 180 ise K eşittir 18 çıktı. Bu üçgenin en küçük iç açısı. En küçüğü hangisi? 2K. 2K'da 36 yapar dostlarım. Bize de 36'yı soruyormuş.
Evet, üçüncü sorumuz. Hemen şuraya 125'in iç açısını yazalım dostlarım. Dış açıyla iç açının toplamı doğru açıdan dolayı 180 derece olacak. O halde burası kesin 55 derece. 115'in iç açısı ise 65 derece geldi. 55, 65 daha 120 yaptı. 120. O zaman şuradaki açıya da kesin 60 derece kaldı. Çünkü üçgenimin iç açıları 180 dereceydi. Peki 60 var, 90 daha 150 yapar. 180'e 30 kaldığı için x'imin de 30 olması gerekir dedi. Geldim dördüncü soruya. Bir üçgenin iç açıları ardışık 3 çift sayı. Şimdi ardışık çift sayı demek, en küçüğüne x dersem çift sayılar nasıl gidiyor? İkişer ikişer fazlalaşarak gidiyor değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 gibi. Şimdi biz kaçla başladığını bilmediğimiz için en küçüğüne x dedik ama bir sonraki bunun nesi olacak? 2 fazlası, en azından onu biliyorum. Bir sonrası da bunun 2 fazlası olacak. Çift sayılar ikişer ikişer artıyor çünkü dostlarım. İşte bunlar üçgenin iç açılarıymış ve diyor ki bunların toplamı, üçgenin iç açılarının toplamı neydi? 180 derece. Toplayalım. 3x var. Şuraya yazıyorum. Bir de 6 var. Toplamları 180. Demek ki 3x eşittir 174. 3'e bölersem x eşittir 58 geldi. Tamam. Buna göre diyor iç açılardan en büyüğü, en büyüğü hangisi? X artı 4 tabii ki. X artı 4'ün ölçüsü nedir diye soruyor bize. X'i biz ne bulduk? 58. 4 ile toplarsak 62 mi yapıyor dostum? Cevap Ceyhan'dan paketlendi. Evet, 9 numarada tamamdır. Bunu da geçtik hemen. Geldik 10 numaralı köşe taşımıza. Yeni nesil bir soru öğreneceğiz. Burada iletkiyi kullanacağız arkadaşlar. Yani açı ölçer kullanacağız. Ve bu sene benim tahmin sorularımın arasındadır arkadaşlarım. Açı ölçerli bir soru gelecek diye tahmin ediyorum. Ha, bu üçgende açı da olur. Üçgende uzunlukla da ilgili bir soru olabilir. Orası çok tahmin edemiyorum ama en azından açı ölçerle ilgili bir soru geleceğini düşünüyorum dostlar. Şimdi bakalım neler gelecek. Burada nasıl bir şey var. Şimdi açı ölçerde de olayımız şu. Şurası sıfırdan başlıyor dostum. Sıfır. İşte gidiyor 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 gidiyor. Toplam 180'e kadar geliyor. Şurası da 180. Ve bunların tam, mesela şurada 10 vardır, işte şurada 20 vardır diye gider bunlar. Onar onar gösterir mesela. Şimdi buradaki olay da şu. Sıfırın tam şu dışarıdaki halka var ya, yay, daire. İçerideki sıfırdan başlıyor, onar onar gidiyorsa dışarıdaki de 180'den başlar. Onar onar azalır. İşte tam 10 derecenin karşısı 170'tir. 20'nin karşısı 160'tır gibi toplamları 180 olacak şekilde gider bu. Şimdi açı ölçeri de açıyı bul. Mesela şuradaki açıyı hesaplayacaksınız ya kardeşim, veya bunu veya bunu. Bunu da bulmanın yolu şudur. Mesela ortadakini bulmanın yolu, kardeşim bu açıyı oluşturan şu iki doğrunun geçtiği, üstünden geçtiği iki açının farkı bize buradaki açıyı verir. Soru işaretini verir. Yani burada x eksi 110 sorunun cevabıdır dostum. Tabi şimdi 110 x'i bulmamız lazım bizim. X nedir diye bulmamız lazım. Zaten x'i soruyormuş, pardon. O zaman açıyı bulalım. Gelin bu açıyı da şuradaki açıyı bulursanız olay bitiyor bakın. Şimdi bu 180'den başladı. Şuradaki çizgi demek ki 180'den geçiyor. E burası da 110'dan geçiyorsa ikisinin farkı ne yaptı? 70. Demek ki bu açı 70. O zaman bu da 70. O zaman 70, 70, 140. Bu da 40. Şimdi x'i istersen buradan bul. İstersen de şu 110'dan neyi çıkartırsam 70 kalır diye sor. 110'dan 40'ı çıkartırsam ben 70 kalır dostlarım. Demek ki sorumun cevabı Adana'ymış derim. Evet, bir açı ölçer sorusu daha. Şimdi önce bir soruyu okuyalım. X var, Y var. X artı Y kaç derecedir diye bir soru sormuş. Gelin birlikte bulalım. Şimdi önce şuradaki açıyı bulalım. Bakın 100 ile 80'den geçiyor. Hemen farkları 20. Şurayı bulalım. 130 ile 100'den geçiyor. Farkları 30. Şunu bulalım. 115 ile 85'ten geçiyor. Farklarını alacaktık hemen. Ne oluyor? 115'ten çıkarsa 30 mu kalıyor dostum? Şuradaki farkı da alalım. 85 ile 50'den geçtiği için farkları 35.
Ve bakın şuradaki küçük üçgende 30, 35 daha 65 yapar. Y'ye 115 kalır. Büyük üçgene geçelim. Şurası 50, burası 65. 50 ile 65'i toplarsam 115 yapar. O zaman buraya da 65 kalır derim. Ve bana da x artı y'yi soruyor ya. İkisinin toplamı da 115 ile 65'in toplamı 180 derece yapar. Cevabım Denizli'den gelir. Evet. 10. sorumuz da tamam. Çevirdik arkayı. 11. soruya geldik arkadaşlarım. 11. köşe taşına geldik pardon. Evet, 3 tane eşittir var. A bölü B nedir diye de bir soru soruyor bize. Hadi gelin hemen burada da şu kuralı yapacağız. 2 iç açının toplamı 3. açının dışına eşit kuralını yapacağız. Yani şöyle, şu büyük üçgene bakar mısınız? En büyüğüne. Şöyle mavi yapıyorum dostlarım. Şimdi x bir iç açısı, şuradaki üçlü açıda diğer iç açısı. Bakın 3. iç açımız da şurası. İşte bu üçüncünün dışına eşit olacak diğer iki iç açının toplamı. Yani 7x'e eşit olacak. X ile neyin toplamı 7x'tir? 6x'in. O zaman bu üçlü 6x olacak. Demek ki her biri 2x, 2x, 2x diye yazılacak. Şimdi gelin A'yı bulalım. Bakın şu üçgene bakın, şu kırmızı yaptığıma. X ile 2x'in toplamı, iki iç açı mı bunlar? Evet. Bu ikisinin toplamı, üçüncü şurası, bunun dışına eşit. Yani A'ya eşitmiş dostlarım. O halde A, 2x ile x'in toplamı olan 3x'tir. Şimdi gelelim şu üçgene bakalım. Şimdi bu üçgende de B ile 2x birer iç açı. Üçüncü iç açımız da şurası. İşte bunun dışına eşit olacak B ile 2x'in toplamı. 2x ile neyi toplarsam 5x yapar, 7x yapar pardon, 5x'i toplarsam. İşte B'yi de buldum. Bize de A bölü B'yi soruyor. Hemen 3x bölü 5x diyorum, 3 bölü 5 geliyor sorumun cevabı. Geldim buna. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hemen yine şu eşit açılara AA diyorum. Dostum bak, bu X ile bu A'nın toplamı şu üçgenin iki iç açısı değil mi bunlar, şu üçgenin? X ile A'nın toplamı şu üçüncü açının dışına eşit olacak. Demek ki burası X artı A. Şimdi gel bu üçgene hemen şuna bakalım. A ile 30 iki iç açı. Üçüncüsü şurasıdır. Bunun dışına eşit olacak. Yani A ile 30'un toplamı buraya da eşit oldu. Ve iki tarafta da A olduğu için bunlar sadeleşti. Bakın X ne kaldı? 30. Cevap Denizli'ymiş. Geldim şuna. 4 farklı çubuk bir masa üzerine bırakıldığında aşağıdaki görüntü oluşuyor. Tamam, bizim işimiz burayla. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani bunların arasında bir ilişki bulun diyor bize dostlarım. Bakın şunu yapalım hemen. Yine iki iç bir dışı eşit kuralını yapmamızı istiyor ama biz onu çok kullanmayalım. Bakın şurası, hani şu pembe çizgi doğru olduğu için şurası doğru açı. C ile buranın toplamı 180 olacak. O zaman burası 180 eksi C gelecek. Ve bakın şurada bir dörtgen var dostlarım. Bir dörtgen bulduk. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dördünü toplayıp 360'a eşitliyor. Yani A'yı, B'yi şurada yazalım. A artı B artı 80 artı 180 eksi C'nin toplamı 360 olacak dedim. Şimdi şu 180'i silersem buradan 180 kalır. 80'i silersem buradan 100 kalır. Yani A artı B eksi C eşittir 100. Bakalım var mı böyle bir şey? Edirne şıkkında görüyorum arkadaşlarım. Demek ki cevap Edirne'ymiş diyorum. Evet. 11'i de bitirdik dostlar. Şimdi burada duralım. Çünkü ben şu anda okuldayım ve zil çaldı. Birazdan dersim olacak mı benim? Teneffüste bir sigara içip hemen tekrar derse gireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.